34. hafta gebelik. Merhaba gelecek anneler. Gebeliğin 34. haftasına geldiğinizde bebeğiniz büyük bir gelişme gösteriyor olacak. Rahimde hızla büyüyen bebeğinizin yanı sıra kendi vücudunuzda da bazı değişiklikler yaşayacaksınız. Bu haftalarda beslenme, egzersiz, planlanmış muayeneler ve stres yönetimi gibi konulara odaklanmak önem taşıyor. Ayrıca bebeğin odasını hazırlamak ve doğuma hazırlık eğitimlerine katılmak da sizi bekleyen önemli konular arasında bulunuyor. Şimdi gebeliğin 34. haftasında bebeğinizin ve kendi vücudunuzun durumunu detaylıca inceleyelim. Gebelikte 34. hafta, bebeğin gelişimi. Hamileliğin 34. haftasında bebeğin gelişimi hızla devam etmektedir. Bu dönemde bebeğin bazı önemli özellikleri ve gelişmeleri şu şekildedir. Bebeğin ağırlığı, gebelikte 34. hafta itibariyle bebek yaklaşık 2,2 kilogram ağırlığındadır. Bu, bebeğin her geçen gün daha da güçlenmekte olduğunu gösterir. Organ gelişimi, bebeğin akciğerleri giderek olgunlaşmakta ve solunum için hazırlık yapmaktadır. Ayrıca beyin gelişimi hızla ilerlemekte ve duyu organları daha da hassas hale gelmektedir. Cilt dokusu, bebeğin cildi, verniks adı verilen bir madde ile kaplanmıştır. Bu, cildin korunmasına ve olgunlaşmasına yardımcı olur. Baş pozisyonu, 34. haftada bebek genellikle baş aşağı pozisyonunu almıştır. Bu, doğuma hazırlık olarak değerlendirilir. Gebelikte 34. hafta sürecinde bebeğin sağlıklı bir gelişim göstermesi için düzenli kontroller ve doktor önerilerine uyum önemlidir. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz de bebeğin gelişimine olumlu etki etmektedir. Bu nedenle, bu dönemde beslenmeye ve egzersize özen göstermek bu süreci olumlu yönde etkileyecektir. Rahimdeki bebeğin durumu. Gebelikte 34. hafta, bebeğin gelişiminde önemli bir döneme işaret eder. Bu haftada bebeğin durumu şu şekildedir. Ağırlık ve boyut, bebeğin ağırlığı yaklaşık 2 kilogram ya ve boyu da 45 santimetreye ulaşmış olabilir. Bu, bebeğin hızla büyümeye devam ettiğini gösterir. Cilt dokusu, bebeğin cildi daha az kırışık ve pürüzsüz hale gelmeye başlar. Yağ bezleri gelişir ve cilt altı yağ depoları oluşmaya devam eder. Solunum sistemi, akciğerler artık hava alışverişi için daha hazır hale gelmeye başlar. Mukus tabakası oluşur ve bu da doğumdan sonra solunum için önemli bir adımdır. Hareketlilik, bebeğin hareketleri daha belirgin hale gelir. Hala oldukça aktif olacaktır ve bu dönemdeki hareketlilik, bebeğin sağlıklı geliştiğini gösterir. Gebelikte 34. haftada bebeğin durumunu anlamak, anne adayları için heyecan verici bir süreç olabilir. Bu dönemde bebeğin büyüme ve gelişimini yakından takip etmek, annenin ve bebeğin sağlığı açısından büyük bir öneme sahiptir. Annede meydana gelen değişiklikler. Gebelikte 34. hafta, annede birçok fiziksel ve duygusal değişiklikleri beraberinde getirir. Vücut, bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak adapte olur. İşte, gebelikte 34. haftada annede meydana gelen değişiklikler. Ağırlık artışı, gebelik ilerledikçe, bebeğin büyümesi nedeniyle annenin ağırlığı da artar. Dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek bu süreçte önemlidir. Nefes darlığı, rahmin büyümesiyle birlikte diyaframın yukarı itilmesi, annede nefes darlığına neden olabilir. Mide yanması ve kabızlık, hormonal değişiklikler ve rahmin büyümesi sindirim sistemini etkileyebilir. Bu da mide yanması ve kabızlık gibi problemlere yol açabilir. Yorgunluk, bebeğin büyüme süreci ve vücuttaki değişiklikler, annede artan bir yorgunluk hissi yaratabilir. Bu süreçte, düzenli egzersiz yapmak ve doktorun önerdiği beslenme düzenine uymak, bu değişikliklerle başa çıkmaya yardımcı olabilir. Unutmayın ki rahminizdeki bebeğin gelişimi ve sağlığı, sizin de sağlıklı bir şekilde beslenip dinlenmenize bağlıdır. Bu nedenle kendinize gereken özeni gösterin. Beslenme ve egzersiz önerileri. Gebelikte 34. hafta, bebeğin ve anne adayının sağlığı için beslenme ve egzersiz önemlidir. Beslenme önerileri.
Dengeli beslenme, gebelikte 34. hafta sürecinde dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Protein, vitamin ve mineral açısından zengin besinler tüketilmelidir. Su tüketimi, günde en az 8-10 bardak su içmek, vücuttaki sıvı dengesini korumaya yardımcı olur. Taze meyve ve sebzeler, bol miktarda taze meyve ve sebze tüketmek, lif alımını artırarak sindirim sağlığını destekler. Egzersiz önerileri. Yürüyüş, gebelikte düzenli yürüyüş yapmak, dolaşımı artırır ve enerji seviyesini yükseltir. Yoga ve pilates, bu dönemde yoga ve pilates gibi hafif egzersizler, kasları güçlendirmeye ve esnekliği artırmaya yardımcı olur. Yüzme, vücuda minimum direnç uygulayarak kasları güçlendirir ve rahatlatıcı bir aktivitedir. Bu önerilere dikkat ederek, gebelikte 34. hafta sürecinde sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkündür. Unutmayın, her gebelik farklı olduğu için mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Gebelikte planlanmış muayeneler. Gebelikte 34. hafta, planlanmış muayenelerin önemini vurgular. Bu dönemde, anne adayının düzenli doktor ziyaretlerine devam etmesi gerekmektedir. Bu muayeneler, bebeğin gelişimini ve anne adayının sağlığını takip etmek için oldukça önemlidir. Neler yapılacak? Gebelikte 34. hafta planlanmış muayenelerde genellikle şunlar yapılır. Kan basıncı ölçümü ve idrar testi. Bebeğin kalp atışlarının izlenmesi. Ultrason ile bebeğin gelişiminin kontrol edilmesi. Beslenme alışkanlıkları ve egzersiz programının gözden geçirilmesi. Hamilelikle ilgili herhangi bir sorununun olup olmadığının değerlendirilmesi. Bu muayenelerde doktor, anne adayını detaylı bir şekilde bilgilendirir ve gebelik sürecinin sonraki aşamaları hakkında yönlendirme yapar. Gebelikte 34. hafta muayeneleri, anne adayının ve bebeğin sağlığını korumak adına büyük önem taşır. Bu nedenle düzenli olarak planlanan muayenelere katılmak, sağlıklı bir gebelik ve doğum süreci için gereklidir. Rahimdeki bebeğin hareketleri. Gebelikte 34. hafta, bebeğin hareketliliğinin anneler için oldukça belirgin hale geldiği bir dönemdir. Bebeğin hareketleri, annenin rahmindeki gelişimi ve rahmin içindeki sınırlı alan nedeniyle daha kısıtlı olabilir. Ancak yine de bebeğin belirgin ve düzenli hareketleri hissedilmelidir. Gebelikte 34. hafta ile birlikte bebeğin hareketleri şunları içerebilir. Düzenli tekme ve itişler, bebeğin artık daha büyük olduğu için tekme ve itişler daha net bir şekilde hissedilebilir. Yumruk atma ve dönme, bebek rahim içinde daha az boş alan bulduğu için yumruk atma ve dönme hareketleri daha belirgin hale gelebilir. Düzenli uyanıklık ve uyuma dönemleri, bebeğin düzenli uyanıklık ve uyuma dönemleri olabilir. Bu dönemlerde anneler genellikle bebeğin hareketlerini daha yoğun bir şekilde hissederler. Bebeğin hareketlerinde aniden belirgin bir azalma veya artış fark edilirse, hemen bir uzmana danışmak önemlidir. Gebelikte 34. hafta için bebeğin hareketlerini düzenli olarak takip etmek, bebeğin sağlığı ve gelişimi açısından önemlidir. Gebelikte yaşanan rahatsızlıklar. Gebelikte 34. hafta, bazı rahatsızlıkların ortaya çıkabileceği bir dönem olabilir. Bu dönemde, anne adayları bazı rahatsızlıklarla karşılaşabilirler. Gebelikte 34. haftada sıkça rastlanan rahatsızlıklar şunlardır. Sırt ağrısı, artan kilo ve bebeğin büyümesi ile birlikte sırt ağrıları sıkça görülebilir. Doğru oturuş pozisyonları ve hamile yoga egzersizleri sırt ağrılarını hafifletebilir. Ödem, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde ödem oluşumu sık görülebilir. Bu durumu yönetmek için düzenli yürüyüş yapmak, ayakları yükseltmek ve tuz tüketimine dikkat etmek faydalı olabilir. Hazımsızlık ve kabızlık, hormonal değişikliklerin etkisiyle sindirim sorunları artabilir. Lifli gıdalar tüketmek, bol su içmek ve düzenli egzersiz yapmak bu rahatsızlıkları hafifletebilir. Gebelikte 34. hafta, bu gibi rahatsızlıkların yanı sıra uyku düzeninde de değişiklikler getirebilir. Bu süreçte doktorunuzun önerilerini dikkate alarak rahatsızlıkları yönetmek önemlidir. Gebelikte stres yönetimi.
Gebelikte 34. hafta, annelerde stres seviyesinin artabileceği bir dönemdir. Bu nedenle stres yönetimi oldukça önemlidir. İşte gebelikte stres yönetimi için bazı öneriler. Düzenli egzersiz, hafif egzersizler, yoga veya yürüyüş gibi aktiviteler stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Doğru beslenme, dengeli beslenme, vücudun stresle mücadele etmesine yardımcı olabilir. Bol miktarda sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin. Destek alın, stresle başa çıkmak için yakın çevrenizden destek alın. Duygularınızı paylaşmak rahatlamanıza yardımcı olabilir. Dinlenme, gebelikte yeterli uyku almak stresi azaltabilir. Günlük rutininize düzenli uyku saatleri eklemeye çalışın. Hobiler, zaman ayırabileceğiniz hobiler edinin. Kitap okumak, el işi yapmak ya da müzik dinlemek stresi azaltabilir. Bu öneriler, gebelikte stresi yönetmek için size yardımcı olabilir. Gebelikte pozitif bir ruh hali, sizin ve bebeğinizin sağlığı için çok önemlidir. Bu nedenle stresle başa çıkmak, hem sizin hem de bebeğinizin iyi olması açısından büyük önem taşır. Doğuma hazırlık eğitimleri. Gebelikte 34. haftaya geldiğinizde, doğuma hazırlık eğitimleri sizin ve bebeğinizin sağlığı için oldukça önemlidir. Bu eğitimler, doğum süreci, nefes kontrolü, kas egzersizleri ve doğumda kullanılabilecek pozisyonlar konusunda size rehberlik eder. Ayrıca, doğum sonrası bakım ve emzirme konularında da sizi bilgilendirir. İşte doğuma hazırlık eğitimleri ile ilgili dikkat etmeniz gereken konular. Doğuma hazırlık kurslarına katılarak doğum süreci hakkında bilgi edinebilirsiniz. Nefes egzersizleri ve meditasyon teknikleri ile stresi azaltmayı öğrenebilirsiniz. Doğum sırasında kullanabileceğiniz farklı pozisyonları deneyerek rahatlığı sağlayabilirsiniz. Doğum sonrası bakım ve emzirme konusunda uzmanlardan bilgi alarak kendinizi hazırlayabilirsiniz. Doğuma hazırlık eğitimleri, doğum sürecine bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde girmenizi sağlayarak size ve bebeğinize destek olur. Bu eğitimlere katılarak doğuma daha kolay adapte olabilir ve doğum sonrası süreci daha sağlıklı bir şekilde yönetebilirsiniz. Bu nedenle, gebeliğin bu döneminde doğuma hazırlık eğitimlerine zaman ayırmak oldukça faydalı olacaktır. Bebeğin odası için hazırlıklar. Gebelikte 34. hafta geldiğinde, bebeğin odası için hazırlıklara başlamanın zamanı geldi. Bebeğin odası için yapılacak hazırlıklar, hem fiziksel bir düzenleme, hem de zihinsel bir hazırlık gerektirir. İşte bebeğin odası için yapılacak hazırlıklar. Oda düzeni, bebeğin odasını düzenlemek için bebek beşiği, dolap, bebek kıyafetleri ve diğer eşyalar için uygun bir yer belirleyin. Temizlik ve sterilizasyon, bebek beşiği, oyuncaklar ve bebek eşyalarını sterilize etmek, odanın temiz ve hijyenik olmasını sağlamak önemlidir. Aydınlatma ve havalandırma, odanın yeterli aydınlatmaya sahip olduğundan emin olun. Ayrıca, odanın düzenli havalandırılması da önemlidir. Güvenlik önlemleri, bebeğin odasındaki priz kapakları, mobilyaların sabitlenmesi gibi güvenlik önlemlerini almayı unutmayın. Bebeğin kişisel eşyaları, bebeğin kişisel eşyalarını, giysileri, battaniyeleri, oyuncakları ve böyle düzenlemek için uygun bir depolama düzeni oluşturun. Bebeğin odasını hazırlamak hem heyecan verici hem de endişe verici olabilir. Ancak bu süreci keyifle yaşamaya çalışın ve partnerinizle birlikte odanın hazırlıklarını yapmanın keyfini çıkarın. Bu hazırlıklar, bebeğin dünyaya gelmesine kadar sürecek heyecanlı sürecin bir parçasıdır.